Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Çin'den devam ediyoruz. 6-2'de 30'larda bir yerde bir puanım var. Buradan güzel bir item bulabilirsek. Bu tarafta kimse yok. Aa, çok rezalet itemlar var. Aa, onu da alamadık, bunu da alamadık. Bari şunu almaya çalışayım. Ne aldım hiç göremedim. Alabildim mi en sonu? Şeyi aynen almışım. Itemlar çok dandikti ya. Bayağı dandikti. Aa, buradan nereye gidebiliriz bilmiyorum. Ben artık son zamanlarda bir şeyler denemeye başladım. Item'a göre takım dizmeye çalışıyorum. Mesela atıyorum çok fazla gözyaşı alırsanız büyücü yapmaya çalışıyorum veya Akali bulursanız itemları ona vermeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya da böyle durumlarda biraz daha tankımsı takımlar çok daha iyi olabiliyor. Tankımsı dediğim illa dövüşçü olmak zorunda değil. Bu şey de olabilir. Atıyorum Braum, Leona ikilisi falan onlar gibi de olabilir. Soylu olabilir. Bir bakalım oyun bizi nereye götürecek. Bu item direkt ofansif anlamda da kullanılabilir. Kullanılabilir eğer bir tane şey bulabilirsek. Şunu bir aldım da. Soyludan bir tane. Şundan bir tane alalım. Sen bir dur burada. Bir sonrakini kimi alsak? İnşallah para düşmez buradan. Sanıyorum bunu gitmeyeceğim. Büyücü hiçlik. Şu ikisini alsak beraber almak lazım. Gitmeyeceğim ya. Şey, bu basit eski komboya gitmeyeceğim. Biraz farklı bir şey olsun. Onun videosu var zaten kanalda. Bazen sırf bu sebepten dolayı maç kaybettiğim oluyor arkadaşlar. Ah, kanalda soylu bonusu var. Soylu videosu var. Soylu gitmeyelim falan diyorum. Para verme ya. Para verme. Ama sırf o sebepten dolayı iki bundan iki bundan oldu. Gideceğiz herhalde bu taraftan. Bu komboyu yani. Şimdi sen şu anda en gereksiz adamsın gibi burada. Seni bir satalım. Seni alalım en azından Yordle Mordle. Soylu iki tane burada soylu var. İki Yordle burada var. İki tane de burada şövalye var. Duruma göre her şeye gidebiliriz. Şövalye de olabilir. İlla bunlardan ikişer tane var diye kararımı vermiş değilim. Ne diyordum biraz önce onu da unuttum ama. Neyse o yüzden işte oyun kaybetmişliğim var arkadaşlar. Gayet güzel item Warmog. Çok çok iyi hatta. Ama bunu Morello'na falan da çevirebiliriz. 1-2 de bundan oldu. Abi sanıyorum şey gideceğiz ya. Şu anda Pirate gideceğiz gibi görünüyor. Aynen. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Basacağız şimdi paraları. Bir sonraki turn bunların hepsini satacağız. Sadece şu üçlü kalacak. Bu parayı kullanacağız. Erken seviyede yardırmak lazım. İstemediğim bir taktikti. Fakat şu anda yapacağız. Bunları da kırmızıya çevirmek lazım. Kırmızıya çevirmek için de bana iki tane zırh lazım. Haydi bakalım. GP ulti atabileceksin inşallah. Hadi GP, hadi GP, hadi adam ulti atmadan GP. Milimde ya, milimlik. Bari bir iki kişi kesseydik. Neyse zaten bu oyunun olayı tamamen para kasmak. O yüzden şu anda bu hasarı yemek çok da sorun değil. Adamın takımı soylu. Soylu oyunun başında en güçlü kompozisyonlardan bir tanesi. Bir adama böyle 60 tane kalkan gidince ve can çekme gidince öldürmesi çok zor. Oyunun ortasına düşüyor. Late'de yine Kayle veya Leona'yı bulursanız, Kayle ve Leona'yı bulursanız yalan ediyorsunuz. Bir altın keşke vermesen daha iyiydi. Şimdi... Aynen hiçbir şey vermiyor hala. Hala hiçbir şey vermiyor ya. Millet bu kompozisyonu gider. Bulamadığı adam kalmaz. Ben gidince bana hiçbir şey gelmez. Neyse sağlık olsun, ne yapalım? Ne yapalım, ne yapalım? Benim biraz şanssız olduğum, yani bazı oyunlarda şanslıyım ama bazı oyunlarda da herkes böyledir gerçi. Bu biraz algıda seçicilik. O ultiyi lütfen atar mısın ölmeden? Çok güzel. Yani ölsek bile en azından daha az hasar yedik. Hadi yürü artık. Bu da beni gıcık eden şeylerden şu hasar yeme şeyi. Dın dın dın.
dın 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 dın. Şu anda biz bir kim lazım? Baksana adam oyun harbiden böyle gıcık edici bir şeyler ya. Tamam bir bundan bulduk en azından. Bu öyle çok üzücü değil. Bir kişi koyacağız buraya. 3 oldu. Gerçekten bir tane şey eksik. Ama zaten 5 seviyeden önce bu kadar güçlü olmuyor bu kompozisyon. Derken bunu da bulabildik. Şöyle de yapabiliriz ama hiç gerek yok. Şu anda bana para daha lazım. Biri sana, biri de sana. Artık zırhı kimden bulursak onlara doğru yardırmaya çalışacağız. Yine bir soylu. Artık ne kadar kesebilirsek. Şu adam ultiyi atmasın. Aynen gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Hadi bir de onu kes. Tamam çok güzel. Ölme şansım var mı? Var. Kesinlikle var. Hatta öleceğim gibi ama en azından çok fazla hasar yemeyeceğiz. Bu adamın canı 100'müş. Onun serisini sonlandırabilseydik iyiydi de. Belki bir ihtimal dedim de yemedi ya. Neyse sağlık olsun. Şu hasar şeyi harbiden sinir bozucu. 4. Oo güzel altın. Şimdi buradan ne istiyoruz? Öncelikle zırha bakmak istiyorum. Eğer bir tane zırh varsa. Oo hem de şöyle zırh ama öyle zırh istemiyorum ben şu anda. Normalde çünkü bunu alırsam bir de birleştirmek şeyi zorluğu olacak. Şu zırhı alalım. Kenara çekeceğiz. Dedim ki Pyke'ı alsak Pyke'da biraz harabeye dönüşecek o item. Hani Pyke'ı ikilemek için iyi ama yani zaten ben refresh yapıyorum. Pyke er geç 2 olacak belki de 3 olacak. O yüzden şimdiden çok daha iyi buna ulaşmak. Eğer bu kompozisyon sizi genelde ilk 4'e ulaştırıyor. Bu oyunda da göreceksiniz. İlk 4'e gireceğiz. Çok rahat bir şekilde. Kime versek? Ben genelde Graves'e vermeyi tercih ediyorum ama. Graves'e verelim. Üç tane şundan geldi. Daha bizim zamanımız var seviye atlamaya. O yüzden dursun şimdilik böyle. Erken seviyelerde 1, 2, 3 altınlık adamların çıkması çok muhtemel olduğu için hani burada çok çok fazla sıkıntı olmuyor. Ben hala dayak yemeyi okuyayım. Hatta dayak yersek 1, 2 canla dayak yersek çok daha fazla sevinirim ama burada bir kazanma şansımız var gibi görünüyor. Umuyorum kazanmayız. Bu seri bozulsun istemiyorum. O ulti atarsak kazanırız. Ki atacağız gibi ama ultiyle değil yani. Normal vura vura kazandık. Güzel. Bu birazcık üzdü. Bir sonraki turn'de bu korsan taktiğinin değişik deneyenler var arkadaşlar. 3 seviyeye götürmeye çalışanlar var. Veya 2 seviyede bırakıp hani normal normal bırakıp ondan sonra late game'i düşünenler falan var. Bu tamamen sizin seçiminize kalmış. Neye daha uygun olduğunuzu düşünüyorsanız onu yapabilirsiniz. Mesela şansınıza çok güveniyorsanız benim yaptığımı yapabilirsiniz ama ben şansıma güvendiğimden değil. Bu bana daha böyle muhtemel bir win gibi geldiği için yapıyorum ben bunu. Şu an burayı kaybetmezsek ben çok mutlu olacağım. Güzel alabiliriz burayı. Alır mıyız? Alırız herhalde. Bir ulti. Alırız dedim de alamadık. Sağlık olsun. Ha gayret hadi gidersin inşallah bugün. İki altın da buradan geldi. Şimdi bir bunu buradan aldık. Bir bunu buradan aldık. Şimdi gördüğünüz üzere bana sadece iki tane Tristana lazım. Burayı keser miyiz? Bu adamın hızlı ulti atmasını istiyorum ben. Şuradan arkadan doğru bir koştursun, moştursun, bir şeyler yapsın. Bir seviye atla. Burada ölmeyiz umarım. Çünkü benim bu komboyu denediğimde en büyük sıkıntım seviye almadığınız için arkadaşlar. Burada ölme şansınız olabiliyor. Güçsüz değiliz o kadar ama.
Yani deli gibi de şey de değiliz. Efsane bir gücümüz de yok. Bu adamlar niye bunu bıraktı da gittiler ayrı hedeflere daldılar. İşte bu sıkıntılardan bir tanesi. Ha burada aynen en azından kırmızı buff olduğu için adam canını yenileyemedi. Burada bir kesme şansımız var şimdi ki keseriz. Aynen bu güzelmiş. Kırmızı buff'tan dolayı can yenileyemedi. Full cana çıkmadı yani herhalde. Herhalde. Emin değilim. Zeki. Zeki de düşündürdü biraz. Olur mu acaba diyerekten. Neyse zaten bir şey gelse de yapamayacaktık. Son turn. Bir sonrakinde çok daha güçlü olacağız. Burada kaybeder miyiz, kazanır mıyız? Çok çok önemli değil. Yeter ki çok fazla hasar yemeyelim. Ondan sonra Lucian'ın oraya katılmasıyla birlikte burası bayağı bir şenlenecek gerçekten. Kılıç ustası da bir diğeri Draven. Draven'ı gerçekten çok isterim burada 3'ü bulmak için. Nasıl gidiyor? Aldık mı burayı? Aldık gibi. Aynen. Gayet iyi. Harika. Bu adam da aynı şekilde gidiyor ama bizim durum çok daha iyi gibi bu slash'e kıyasla. Sadece can oranında değil yani diğer olaylarda da aynı şekilde. Itemlar çok önemli bu kompozisyon çünkü çok az kişisiniz. Size itemların büyük üstünlük vermesi lazım. Mesela o yüzden kırmızı çok önemli. Burada hasarı görüyorsunuz. Bu hasarın çoğu kırmızıdan geliyor zaten. Bizim küçük adamı çekecek herhalde. Küçük adamı kötü adamların elinden kurtardı resmen. Hadi bir patlat bir ulti. O ultiyi atıp da şey yapsaydın keşke. Atabildi herhalde gerçi. Tamam. Onu da bir kes. Aynen çok güzel. Ölmüş olma ihtimali aynen var onun. Neyse ne yapalım. Oppo'nun canı kaçmış 80'miş. Biz yensek daha önüne geçerdik o adamın. Vay arkadaş. Birine bye bye diyeceğiz. Kime diyeceğiz bunu? Tamam bu da bir şey. Şimdi bana ihtiyacım olan bir tane bundan var, bir tane bundan var. GP'yi sattım çünkü GP'nin 3 olma olayı çok çok uzakta şu anda. Yani ona çok da fazla gerek yok bu açıdan. Yani tabii ki 3 seviye olan bir GP çok fazla hasar veriyor. Özellikle güzel itemlarla falan, on hit effect denilen itemlarla çok fazla hasar veriyor ama bunları 3 yapmak çok daha çok 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 daha önemli. Güzel. Buradan bir galibiyet daha. Şunu alalım. Şöyle yerini değiştirelim. Şunu da şöyle yerini değiştirelim. Buraya gidiyoruz. Şu anda ne istiyoruz? Item da olabilir, adam da olabilir. Eğer item çok fazla bulamazsak Tristana veya Graves gördüğüm takdirde onların üzerine gidebilirim. Ama bize ne item lazım? Yine o şeylerden lazım. Zırhtan lazım şu anda öncelik olarak. Zırh. Zırh burada var. Zaten diğerlerinden de istediğim bir şey yokmuş. Zırh kalmasa spatula'ya falan da gidebilirdik de. Önceliğimi zırha vereceğim. Aslında Draven falan da var da biz 3 tane nedir bu zımbırtıya gitme zamanımız bayağı geç. Yani oyunun geç safhalarında oraya gideceğiz. O yüzden elbet Draven buluruz. Çünkü çok fazla refreshliyoruz zaten. Bir tane adam zaten direkt feedlemiş. Bizim karşımıza hiç çıkmadı o adam. Bu biraz şanssızlık. Nerede sen? Oo güzel. Güzel altın. Kimi satacağız buradan? Sen. Vazgeçmek zorunda mıyız? Aynen öyle gibi.
Shen mi Pyke mı diye düşünüyorum. Pyke tabii ki çok güzel ama 3'e falan gider mi? 3'e, onu 3'e götürmek çok fazla zaman alabilir. Susturma çok çok sıkıntı değil açıkçası bizim takımın üzerinde. Hadi vurun artık. Biz, milletin Pyke'ı neler yapıyor? Bizim Pyke resmen noob. Hadi be. Neyse altın da alamadık, Pyke'ı da alamadık. Onu karşı tarafın Pyke'ı resmen oyun kazandırdı. Resmen ulaşamayacağım yerlerden adamlar gelmeye devam ediyor. Bir seviye alsak da şey mi yapsak? Neyse bunu şey yaptık ve biraz yer açıldı. Tamam, bunu da aldık. 2-3 oluyor böylelikle. Bundan sonra seviye alabiliriz ya. Seviyeden çok fazla çekinmemek lazım. Ha, özellikle böyle büyük itemleri falan ben Draven'a vereceğim. Draven biraz yalan etmeye çalışsın ortalığı. İşte yanına Shojin olur, şu olabilir, bu olabilir. Başka neler olabilir? Can çekme falan olabilir. Can çekme de çok mantıklı ve güzel. Güzel. İki kişiye stun. Keser misiniz bunu? Kestiniz gibi. Tamam, onu da rahat rahat. Bir vuruş daha. Çok rahat. Bir tane Grace şu anda bayağı beni memnun eder. O da geldi. Çok iyi. Harika. Harika ötesi. Bundan sonra refresh'e o kadar gerek yok. Bu takımda önemli carry'ler var. Özellikle Lucian da büyük carry'lerden ama Lucian'ın gelmemesi ayrı bir saçmalık. Özellikle şu seviye 1'leriniz çok önemli. Çünkü arkadaşlar şu sebepten de 39 tane adam var. 39 tane Tristan, 39 tane Grace var. Bunları 3 yapmak için siz refreshliyorsunuz. Bunlar ne kadar 3 erken olursa ondan sonra refresh'i bırakıyorsunuz. Şu ana kadar 66 canla biz orta oyuna geldik. Bundan sonra biz de adam basmaya çalışacağız. Biz de para yapmaya çalışacağız. Böylelikle diğerlerini yakalayacağız ki bunların da parası yok yani. O kadar fazla. Ve bizim hasarımız bu itemlardan dolayı çok fazla. Bu ikisi ne yapıyor? Koruyucu melek yapıyor. Çok da şey değil ya. Şundan bir tane, bundan bir tane, bundan iki tane lazım bize. Güzel. Gayet iyi. 8 altın lazım. Buradan 4, 6, 7, 8. Bir tane buraya. Sonra bir de 30 altın biriktireceğiz. Bir tane bir sonrakini daha buraya eklemeye çalışacağız. Bu gerçekten öyle çok süper değil. Düşünüyorum. Birini buna verebiliriz. Birini buna verebiliriz. Oo. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu insanlar hala Rengar kasmaya çalışıyor. Rengar Türkiye'de nerflendi. Çünkü 9.15A var. Burada. O, sizde 9.15B var. O yüzden burada insanlar baya baya hiç dinlemeden amansız şekilde hala Rengar kasıyorlar. Ya ben de onu kasmak, o videoyu yapmak istemiştim. Rengar'ın ne kadar güçlü olmak istediğini ama siz yapamayacağınız için artık hani size ne kadar göstersem de yararlı olmayacaktı. O yüzden vazgeçtim. Bunu da burada tutacağım. Oldu da bir ihtimal belki 3, gerçi 4, 7, 8 yapıyor. Bir saniye. 5, 7, 10. Para basalım biraz ya. Paramız olsun. 1 altın 1 altındır. İlk 7'deyiz şu anda. Diğerlerinin de canı aslında şu ikilinin özellikle canı bayağı düşük. Bu kim? Pass by. Pass by sonunculukta kerisi bu adam. Bunu bir şekilde almak malmak lazım. Güzel hasar tankladı. Sanıyorum oradan da bir şey çıkaramayacak. Biz buradan da deli gibi hasarımızı verdik. Tamam, onu atamadı bile. Hasar yemeye devam ediyor bu adam. Bir tane bundan alalım. Canını 22'ye düşürdük. Biz de ilk 2'deki yerimizi hala koruyoruz. İlk 3 diyelim hatta. 1 altın. 17, 18, 19. Lucian alsam mı? Lucian'ı 3'e zorlar mıyız? 26 altın lazım şu anda. 24. 24 altın harcayıp Draven'ı da koyabilirim. Draven'ı oyuna koymak bize büyük kazançlar sağlar mı acaba? Ölünce doğmasını istediğimiz kimler var ki bizim? Sen olabilirsin bir bakıma. Çünkü en azından ilk de ulti atamazsa ikinci sefer doğduğunda atar diye tahmin ediyorum.
Bu da güçlü bir takım. Çok fazla şeyi var. Kalkanı var ama Allah'tan yüzdeli hasar vuruyorum. O yüzden biraz ufaktan da olsa antiliyorum diyebilirim ben bu adama. Ama ufaktan da olsa sadece. Kaç canım var? 35 canım var. İyi. Bu DWT. Onun da canı azmış. Alabilirsek bu olabilir aslında. Şu anda. Yasuo'ya gideceğim galiba ya. Draven mi Yasuo mu derseniz ben Draven'a koşacağım. Yasuo'yu koşacağım. Yasuo'dan sonra belki bir Draven peşine koşabiliriz. Ama Yasuo gitti o yüzden item. Ya da ben bir şunu alalım da. Bunu bir alacağım. Kenar tutacağım. Oldu da belki bir şeyleri nedir o? Tristana veya Grace'i eğer Blade Master yapabilirsem o bize çok fazla hasar getirecek. Onun peşine düşebiliriz ama onun için hız item'ı lazım. Bu ikisi ne yapıyor? Bir tanesi şey yapıyor, bu da Assassin yapıyor. Onların ikisine de gerek yok. Şimdi bir böyle olsun bakalım. Draven'ın çekilmesini ister miyiz? Draven'ın çekilmesini istemeyiz. Şöyle yapalım ya. Bu adam çekilse bile çok sorun olmaz. En azından adamlara yaklaşır. Oo, bu güzel olmadı. Hadi Draven. Toparla oraları Draven. Hadi Draven. Ah, olmadı. Öldük. Çok fazla donduk. Zaten bizim kerilerden bir tanesi direkt 10 cana düştü. Ona rağmen 2700 vurmuş adam. Helal olsun. Neyse serimiz bozuldu ama yapacak bir şey yok. Şu an hala galibiyete emin adımlarla gidiyoruz. Bu da güzel oldu. Refreshesek mi? Bir sonraki adama bizim ihtiyacımız var mı? Seçkin bonusundan dolayı belki bir tane Katerina olabilir. Yüksek seviyede gelebilecek bir tane şey olabilir. Şu iblis de olan adam Swain olabilir. Başka diğerleri önemli değil. Belki bir sonraki seviyenin önemli yanı olabilir. Bakalım. Bu adam da tehlikeli de şunu bir öldürebilirsek. Hızlı. Ultisini attı. Alıyor gibiyiz. Aldık sanki değil mi? Aynen aldık herhalde burayı. Bir item, bir altın buradan geldi. Sana gitmeyeceğiz. 17. Şuradan bir 20 altınlık bir bonus alalım. Ondan sonraki turn belki de şey yapabiliriz. Refreshleyebilirim. Düşünüyorum hala bir tane daha seviye alsam mı diye gerçekten. Şimdi bizim alacağımız seviye şuna da bağlı arkadaşlar. Atıyorum ben buradan şeyi çıkartabilirim. Shen'i direkt dışarı atabilirim. Her ne kadar Shen güzel bize destek sağlığı olsa da. Shen'i neden dışarı atarım? Eğer bu ikisinden bir tanesine şey verebilirsem... Blade Master, kılıç ustası bonusu verebilirsem o zaman buna gerek kalmaz. 7 kişiyle destansı hareketler yapabiliriz. Ama eğer öyle bir durum olmazsa şu an bana bir tane hız item lazım. Lütfen bana bir tane hız item ver ya. İblis. Bu da buzcu. Çok fazla item var. Zeki ister miyiz? Zeki isteriz herhalde değil mi? Hatta 2 tane mi Zeki yapsak? Çıldırsak mı böyle oyun boyu? Hadi çıldıralım. Bu ikisi ne oluyor? Oo burada bir tane daha item var. Oo. Şimdi biraz burada bir kararsız kaldım ama seni de buraya koyacağım kanki. Sonraki şeylere bakarız. Bu ikisini ben şeye mi versem? Shen'e mi versem? Hadi Shen'e verdik bakalım. Shen orada elinden geldiğince tanklasın. Şimdi 27 burası. Kazanır mıyız burayı bilemiyorum. Bana lazım olan adamlardan bir tanesi. Çok fazla adam koyabildiğim için artık bayağı deli destan yalan ediyor. Slash öldü zaten. İyi. 28. Bana 2 altın verir misin? 1 altın verdin. Hiç hoş değilsin. Seni satıyoruz. 30 altın oldu. Bu itemlardan birini şuna veririz birazdan.
Raven böyle direkt yükseldi. Suikastçı. Neden diğeri kim? Diğeri sen. Tamam, şu an çok daha iyiyiz. Akali'ye gerçekten gerek yok. Buradan da istediğimiz biri var mı? Tam olarak emin değilim ama. Oy, bu adam biraz tehlikeli çıktı ama yine de alıyor gibiyiz. Atak hızımız gayet yerinde. Tamam, süper. Biraz tam olarak hangi adamlara ne yapacağımı kestiremedim. Şu bir canlı şeylerden birini alacağım. Şuna vereceğim. 3 altın orada heba olmasın. Yine sen gidebilirsin buraya. GP'den bir tane daha var. 22 altın. Şuna hiç vermedik ama. Assassin ister miyiz ya? Bir tane daha assassin alsam mı ben? Kyle var. Şu an kazanıyorum rahat rahat ama. Kazanıyorum rahat dedim de bu adamın ultisine falan öldük ya. Oy, alıyorduk neredeyse. Ne, çok sorun değil. Bu adam biraz şanslıydı bu turn. Ona öldük yani. Bir tane burada bu çılgından var. Bana bir Draven daha iyi olabilir. Item lazım ama ben item'a bakacağım. Item'ımız ne var bizim? Item yok ki. Draven'a hız item harika olabilir. Ne alsam yahu? Vallahi ne verdi hiç bilmiyorum da çok da sorun değil yani şu anda. Bunu da birleştiririz başka bir şeyle, nasıl olsa şimdilik ölmeyeceğiz. Hala karar verebilmiş değilim. Bir tane daha bundan aldık. Sanıyorum level atlayacağım ben ya. Değil mi? Level atlamak lazım. Assassin, bu assassin çok güçlü değil. Bu assassin de çok güçlü değil. Ama sana ben şeyin gitmesini istemiyorum. Şunu şöyle bir değiştirelim. Bu böyle dursun. Sana bir şey gitmese de olur. Bir sonraki şeye ne kadar lazım? Şu anda 34 altın lazım. Bir sonraki turn'da 32 olacak. 32 yapabilecek güçteyim. Oy kine oy. Of, ne vurdun sen kanka? Bu adam hiç beklemediğim kadar vurdu. 3 büyücü mü yapmış? Kata şimdi dursun burada da. ...28 ...32 yetmiyor hala. Diğer Draven'ı satsam mı satmasam mı diye düşünüyorum sadece şu anda. Yine bizim adama gitti de. Şu Kindred'in ultisi çok riskli. Çok riskli. Orada nasıl bir ulti atacağız? Şu adama birileri vursa çok da uzun ultisi var ya. Ama ulti bittikten sonra yani direkt yalan zaten. Gayet güzel. Otuz değil mi? Seni alacak mıyız oyuna? Burayı zaten keserim. Bu turn biraz şey yiyelim. Faiz yiyelim. Şöyle 40 altın biraz faiz yiyelim. Bu turn öbür turn şey yaparız. Bir şeyler yaparız. Yani level basarız. Ondan sonra bir adam daha koyarız. Muhtemelen bu Gangplank olacak benim koyacağım adam. Ay, o çok kötü oldu. Neyse ki bu stun güzel oldu.
Biraz orada korkmadım değil ama. Kimin çok fazla insana vurmasını istiyoruz şu anda? Draven'ın mı? Draven çok fazla hasar veriyor. Sanıyorum Draven bu konuda önemli adaylardan bir tanesi. Şu seviyeyi bir alalım. Seni de şuraya koyalım. Hatta seni de şuraya koyalım. Hadi gel sen şuraya. Bundan sonra biraz refresh yapabiliriz. İstediğim adam var mı? Oy sen geldin ha. 3. Bir tane Darius alsak mı ya? Ne diyorsunuz? Şimdilik böyle yapacağım da buna gitse de çok çok sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Bir tane Darius alırsak bizim oyundan çıkaracağımız adam kim? Onun kararını vermek lazım şu anda. Bu adam fazla vuran adamdı. Bunu kesmek lazım. Kesersek de kurtuluruz. Sanıyorum kurtulduk aynen. Çok iyi. Of bu adam beni çok korkutuyordu. Bundan kurtulmamız çok çok iyi oldu. İyi. Son 3'e kaldık. Diğerleri bu kadar zorlar mı bilmiyorum. Bir de bizim kerilerden bazılarını az canlı bırakıyordu. O çok daha şey oluyordu. Sıkıntı oluyordu. 22. GP'den bir tane daha geldi. İşte o dediğim yer geldi şu anda. 4 tane. Bunu bufflamak için bir şeyler yapabiliriz. Seviye atlasak şunu bozabilirim. Korsanı bozabilirim. Korsanı bozsak mı artık? Korsan öyle çok da şey yapmıyor sanki ya. Değil mi? Seni buraya şey yapalım. Bizim şey ben tamamen olayı fazla hasar versin diye Draven'a yardırdım yani. Hani Draven zaten buradan çok fazla hasar alıyor. Hasar almaya da devam etsin diye. Yani şu an verdiği hasarı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu biraz riskli ama artık paranın çok bana bir yararı yok. Seçkin kombosunu ben son zamanda yapmıştım ama seçkin gerçekten eğer item'ınız varsa üzerinde bir adamınızın çok 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 güçlü oluyor. Draven bir tane daha geldi. Sırf Draven'ı bahlamak için 3 tane seçkin var yani şu an oyunda. Çok güzel. Sana ihtiyaç var mı ya? Bence yok ama. Sana da gerek yok. Oy sana gerek yok dedik milyarlarca geldi ama almayacağım hala ben bu adamdan. Bir tanesini öylesine alacağım. Şunları şurada tutalım. Gerekli adamlar gereksiz adamlar direkten. Erken ulti geldi. Bu erken ulti gelmesi çok iyi oldu aslında. Çünkü biz tam oraya ulaştığımızda ultinin yarısı bitmiş oldu. Ya bu da zaten hayaletiymiş adamın. Diğer tarafta bayağı hasar yediler. Bize ne lazım? Bir tane daha ben eğer yere adam koyma bulabilirsem çok 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 memnun olurum ki yok öyle bir şey. Şimdi bize ne lazım? Kılıç mı lazım? Yok. Şu lazım bana kalır mı o? Şeyin üzerindeki item. Lütfen o item bana sal. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Efsane oldu şu an bu. Şimdi biz bunu Shen'i satacağız. Shen'i sattığımız item'ı da üzerine şey vereceğiz. Ya Tristana'ya vereceğim. Kimin range'i daha fazlaysa onu vermek istiyorum aslında da. Bu şey yapıyor değil mi? Aynen Blade Master yapıyor. Kimin range'i daha fazla ya? Nereden anlayabiliyoruz acaba? Bilmiyorum ama ben sana vereceğim kanka. 4 olsun. Bu çok çok sorun değil yani şu an 4 olması. Oy. Oy 2 ne oy. Oy Swain'imiz 2 seviye oldu. Bu ne çılgınlık. Oy 2 ne oy. Burada bir tane daha şey geldi. Maşallah harbiden. Son zamanlarda özellikle çok şanslıyım. Bir seviye bir tane şurada Darius'umuz var ama o da yaşıyor. Çok güzel. Çok 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 iyi. Bu arada şaka maka eğer Katarina'ya 3 yapmaya çalışsaydık şu ana kadar çoktan yapmıştık. Bu oyun %99 ihtimal bizde yani bu takımı yenebilecek bir tane cengaver yok sanmıyorum yani. 4. 5. Blade Master aramanın bir anlamı yok şu anda. Takım zaten yeterince güçlü. Buradan bulabilirsek bir tane daha bundan bulalım diyecektim ki onu da bulduk. Yani efsane güçlü oldu zaten. Şimdi yerlere bakmak istersek bu buff'ın buna gitmesi doğru mu güzel mi? Swain'e gitse daha mantıklı sanki. Swain birazcık yaşasın fazladan atak hızıyla vursun. Benim bir değer isteyeceğim adam belki bir tane Draven olabilir. Ama Draven'da 3 yapamayız.
çok hızlı ulti attı. Bence çok gereksiz. Bu kadar fazla mana item kasmak bazen çok sıkıntı yaratabiliyor. Direkt atıyorsunuz ultiyi. İkincisi öldün şimdi mesela. Ölmemişsin şu an. Çünkü sürekli bana hayaletler geliyor ama buradan birileri ölecek. Birisi ölsün ama az canda kalmasın ya. Öldü mü? Öl. Çok güzel. Tamam. Son ikiye kaldık. Buradan bir item düşecek. Bana güzel item. Of. Bana efsane item geldi. Bana deli destan item geldi. Vah 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 yani. Laf olsun diye öyle şey yapıyorum şu anda. Öyle bir isteğim, amacım var falan diyerekten değil. Bakıyorum neler gelecek diye sadece. Şunu alabilirdik. Ona ne gelmiş? Ona gelen item çok dandik. Yani benimkiyle karşılaşamayacak kadar. Aslında bu durumlarda normalde Draven'ı bu tarafa koyup eğer karşıda Blitz falan yoksa üzerine o item vermek çok iyi oluyor. Çünkü balta düşürme ihtimali var Draven'ın. Bir adamı kestikten sonra yürürse. Ama eğer o item'ı verdiğinizde haritanın her yerine vurabildiği için hiçbir zaman balta kaçırmıyor. Ama ben her ihtimal yani ne olursa olsun vereceğim tabii bu adama. Bu adama bu item'ı. Bu hasar gittikçe katlanacak. Dediğim gibi sadece öyle refreshlemek için refreshliyorum. Öyle bir amacım olduğundan değil. Zaten kaybedeceğimi düşünmüyorum. Kaybedeceğimi düşünebilirim. Ama nasıl olur? Çok deli gibi tek yersem. Şu an aslında bu adamın iki seviyem aynen. Katerina'sa fena değil. Herkesi bu tarafa sola doğru koymuş. Bizim bu daha büyük yerimiz. Buralar biraz daha... Hayatta kalırsa ulti atabilirse bizim Swain. O orayı parçalar. Bu adam ulti atabilirse orayı gerçekten çok fena parçalar. Ki bizim carry'lerden çok rahat oldu. Son anda orada bir çekebildi ama ya, direkt kestik zaten. Bu oyunluk bu kadardı arkadaşlar. Arka arkaya seçkin videoları yapmak istemezdim ama amacım o değildi. Siz gördünüz yani. Aslında tam olarak seçkin videosu da sayılmaz. Sadece Draven taşı diye seçkin videosu gibi oldu bu. Yani çok... Aslında silahşör kombosu vardı, şu vardı, bu vardı yani bayağı vardı. Birinci olduk, 62 puan geldi, 98, altın 1'e de çok yaklaştık. Bu seferlik bu kadar. Umuyorum beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.